Güzelliğe hoş geldiniz. Bu hafta içinizi ısıtacak haberler hazırladık. Haftanın stresini atmaya hazır mısınız? Üç bin yıl öncesine dayanan bir haberle başlıyoruz bültenimize. Anadolu topraklarında 3000 yıldır aynı hamamtasının kullanıldığını biliyor muydunuz? Bizler Frigler, Romalılar, Bizanslıların ve Selçukluların kullandığı hamam taşlarını günümüzde kullanan tek milletiz. Anlayacağınız 3000 yıldır aynı tas, aynı hamam. Hamam taslarının hikayesi 3000 yıl öncesine dayanıyor. Yani eski Helenistik Roma uygarlıkları zamanına dayanıyor. Dile kolay, tam 3000 yıl. Omphalotlu fiale, Türkçesi göbekli tas. Bu tas antik çağda tanrıların elinde resmedilmişti. Gördüğünüz gibi aynısı plastikten yapmışlar. Bugün günümüzde bu plastik örnekler kullanılıyor hala. Arkeolog ve kültür tarihçi Profesör Doktor Recep Meriç'e göre eski çağdan günümüze Anadolu coğrafyasında aynı hamam tası kullanılıyor. Tüm tanrılar bu göbekli tastan kullanırlar ve bunu sunu amaçlı kullanırlar. Yani her dini törenlerde insanlara sağlık, dirilik, temizlik getirsin diye. Sıhhatler olsun sözü de buradan geliyor. Sıhhat konusu oradan geliyor. Hamam da bu Hygeia dediğimiz Asklepios kültü var. Asklepios sağlık tanrısıdır. O Hygeia da bizim hijyen dediğimiz sağlıktır. Ve biz bunu bu geleneği de yaşatıyoruz. Göbekli hamam tasını Frigler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar ve Türkler kullandı. Roma döneminden geçerek, Bizans döneminden geçerek, özellikle erken Osmanlı döneminde, erken Osmanlı kültürüne şifa tası olarak girmiş. Aynı göbekli tası görüyoruz. 3000 yıl önce omfaloslu fialeden yani göbekli tastan kutsanmış su dökülerek şifa dağıtıldığına inanılıyordu. Türkler de göbekli tasın içine ayetler yazdı. Bu tastan yıkanmanın şifalı olduğu düşünüldü. Tıpkı 3000 yıl önce antik çağdaki tanrılar gibi. Bu şifa tasından bizim Türk hamamına bunun bir geçiş yaptığını anlıyoruz. Profesör Doktor Recep Meriç, Türklerin uygarlıkların son temsilcisi olduğunu söyledi. Taş devrinden beri, Troyalılardan beri, Friglerden beri, işte Lidyalılardan beri, Romalılardan beri, Bizanslardan beri, Osmanlı döneminden beri, Fatih Sultan Mehmet'ten beri, Atatürk'ten beri hep bizim uygarlığımız olmuş. Tüm uygarlıkların gelmiş geçmiş her yerin temsilcisi ve mirasçısı biz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri kanseri erken teşhis edebilen bir çip üretti. Ayrıntıları haberimizde. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi, vücut sıvılarından kanserli hücreleri çok kısa zamanda teşhis edebilecek çip teknolojisi geliştirdi. Bu çalışmayı ilk olarak bu mikro desenli ürettiğimiz yüzeyleri, üzerine ektiğimiz hücreleri, çekirdeklerin şekillerinin değiştiğini fark ettiğimizde başladık. Merkez, hücrelerin kanserli olduğunu anlamak için mikro ve nano desenli özel plastik yüzeyler üzerine konuluyor. Hücrenin özel yüzeyde deseninin değiştirmesiyle kanser hücresi olduğu anlaşılıyor. Şimdiye kadar beyin tümörleri, meme kanseri, kemik kanseri hücreleriyle çalıştık. Sadece desene bakarak tanı konulması zaman kaybını önlüyor. Sağlıklı olarak da epitel hücreleri, fibroblast hücreleri gibi hani sağlıklı dokularda bulunan hücrelerle karşılaştırmalar yaptık. Ucuzluğu ve kısa sürede sonuç vermesiyle biyopsi gibi tanı sistemlerini geride bırakmaya hazırlanıyor. Kanser tanısı konabilecek hastanın daha ayrıntılı tetkik için hastaneye sevk edilmesi planlanıyor. Laboratuvar çalışmaları biten sistem en kısa zamanda hasta örnekleriyle test edilecek. İçinde kimyasal olmadığı için de yani sadece yüzey özelliklerini kullandığımız için de hem böyle bir çipin maliyeti çok düşük oluyor hem de böyle bir çipin raf ömrü diğer kimyasal yöntemlere göre çok daha uzun oluyor. Çok uygun fiyatla üretilebilen bu yüzeyler hastalara daha kolay ulaşacak. Raf ömrü de diğer kimyasal yöntemlere göre çok daha uzun. Şimdi kafaların çok karışık olduğu bir haberle devam ediyoruz. Tam buğday ekmeği tercih edin, köy ekmeği tüketin, ekmek yemeyin. Ziraat, sağlık ve ekonomi çevreleri her gün bu konuları kamuoyunun gündemine getiriyor. İzmir'de ise bilim çevreleriyle çiftçiler yerel buğday ve ekşi mayalı ekmeği özendirmek istiyor.
Ekmek konusunda kamuoyu üçe ayrıldı. Bir grup ya bu ekmekleri ne olursa olsun yiyelim hiçbir problem yok diyor. İkinci grup hiç ekmek yemeyelim diyorlar. Üçüncü bir yol olduğunu düşünüyoruz. Yerel buğdayları ekolojik bir şekilde yetiştirip ve bu, ondan sonra da bu unlardan ekşi maya ile ekmek yapıldığı takdirde insan sağlığına son derece yararlı olduğunu düşünüyoruz. Ekşi maya bilinen en eski hamur mayalarından biri. Profesör Doktor Tayfun Özkaya'ya göre ekşi maya en sağlıklı ekmek mayası. İnsan sağlığına yararlı olduğu kadar çevre için de çok faydalı. Çünkü kimyasal ilaçlar ve kimyasal gübreler doğaya atılmamış olacak. Ekonomik, ekolojik ve sosyal yönden yerel buğdaylara dayalı ekşi mayalı ekmekler her bakımdan iyi. Tek başına ekşi maya insan sağlığının korunması için yeterli olmuyor. Yerel buğdayı da teşvik etmek gerekiyor. Bu yerel buğdaylar çiftçiden doğrudan alınır ve yapılan ekmekler tüketicilere doğrudan iletilebilirse sosyal yönden de çok büyük bir fayda sağlayacak. Yani çiftçinin cebine daha yüksek bir fiyat gelecek bu buğdaylardan. İzmir'de çiftçilerin yerel buğday üretmesi sağlanıyor. O çiftçilerden biri de Aylin Bostan. Yerel tohum, yerel özellikle yerel üreticiler için çok önemli. Turşu deyince aklınıza ne geliyor? Benim salatalık, havuç, lahana çok severim bunlar geliyor. Ama Antalya'da öyle bir yer var ki her şeyin turşusunu kurmuşlar. Ben korktum. Benim bile turşumu kurabilirler neredeyse. O şekilde izleyelim. Alışılagelmiş salatalık, biber turşusundan farklı olarak meyve ve deniz ürünlerinin de turşusu yapılıyor. Türkiye'de açık ara öndeyiz çeşit açısından ama en büyük özelliğimiz doğal turşu. Kimyasal kesinlikle kullanmıyor. Antalya Lara'da 27 yıldır restoran işleten Mustafa Hazar, 226 farklı ürünün turşusunu kurdu. 90'lı yıllarda amatörce başlayan bu turşu sevdam, yıllar sonra 2001-2002'den sonra ticarete döndü. Hemen hemen tüm meyvelerin yanı sıra çam kozalağı, çıra, bıldırcın ve tavuk yumurtası, balık, şeker pancarı, fındık ve ahtapottan turşu kuran Hazar, restoranın büyük bir bölümünü turşularına ayırdı. Sevgiyi katmazsanız turşu yapmakta başarılı olamazsınız. Hatta ilginçtir, çok kişiye ben birebir formülünü verdim. Yapamadılar, olmadı turşular. En dikkat çeken turşu çeşitleri ise balık, yumurta ve ahtapot oldu. Ki ahtapot turşusunun müdavimleri genellikle Ruslar çok beğeniyorlar. Bıldırcın yumurtası turşusu, normal yumurta turşusu, bu da lezzet olarak peyniri andırıyor, peynir tadı veriyor. Ahtapot turşusunun 10 litresi 200 TL'den alıcı buluyor. Acılı turşusunun boğaz enfeksiyonuna çok iyi geldiğini biliyoruz. Bunu da aktarıyoruz. Şifalı turşularımız var. Ayhan Azak, öyle bir şey yaptı ki ben bütün bir hafta boyunca bunu denemeyi düşündüm. Hemen söyleyeyim size ama siz evde denemeye kalkmayın. Şeker komasına girebilirsiniz. Ayhan Azak, 3 dakikada tam 1 kilo bal yedi. Bir başla. 3 dakikada 1 kilo bal yedi, birinciliği de elde etti. Bal mükemmel. Antalya'nın Kaş ilçesi Doğantaş mahallesinde hasat ve bal şenliği yapıldı. Çam ağaçlarıyla çevrili mahallede bu yıl dördüncüsü yapılan şenlikte bal yarışması katılımcıları oldukça eğlendirdi. Yarışmaya 7 yurttaş katıldı. Birer kilo balla birer kaşık verilen yarışmacılar balı en kısa sürede yemek için kıyasıya yarıştı. Lütfen birbirimize saygılı olalım. Biraz daha böyle. 3 dakika gibi kısa sürede tabaktaki balı silip süpüren Ayhan Azak birinci oldu. Öyle mutlu oldu ki Azak ifade bile edemedi. Şu anda anlatamam. Yarışmanın ödülleri de elbette baldı. Birinciye 30 kilo bal hediye edildi. En güzel bal nasıl yenir? Bal şampiyonu Azak hem tarif etti hem de bizzat gösterdi. Şöyle çevireceksin. Tadı var mı? Tadı ben bulamıyorum. Bir bulsam tadını bırakacağım. Mahallede yaklaşık 15 bin arı kovanı bulunuyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bölgede bal ormanı da kurdu. Çam ağaçları arının bal yapacağı basara denilen maddeyi üretiyor. Bu nedenle bölgede üretilen bu eşsiz bala halk arasında basara balı da deniyor.
Peki bu organik basara balını diğer ballardan ayıran özellik ne? Erdürtçü ölçümlerinde Muğla'dan Antalya'ya kadar tüm çam balları ölçüldü. Doğantaş birinci oldu. Sadece çam var bizim köyümüzde, çam balı. Başka bölgelerde çiçek karışımı olduğundan bizim bölgenin balını tutmaz. Bu mümkün değil. Biz orada %300 iddialıyız. Bizim kültürümüzde çok güzel bir şey var. Aslında Türk kültüründe böyle şeylerin önemi ve değeri çok büyüktür. Göz hakkı. İşte Bingöl'de bir çiftçi göz hakkı diye bahçesinin kenarına bir sepet koymuş, içine de elma koymuş. Canı çeken alsın yesin diye. Bingöl'de hayırsever Ömer Çakır, insan isterse yardımın ve iyiliğin yok olmayacağını gösterdi. Meyve bahçesinin çeperine astığı sepetle insanların göz hakkını gözeten Ömer Çakır, insanlık dersi verdi. Diyorum ki yani herkes yani insanları insan saysın, insanlara insan değerini versin. İnsanları sayan, seven insanlar olsun. Meyvelerini satmak yerine insanlarla paylaşmayı tercih ederken mutluluğun kaynağının insanlarla iyiliği paylaşmak olduğunu söyledi. Yani insanlarımız ne kadar yani güzel olsa dünya o kadar güzel olur yani. Ömer dayı meyvelerin olgunlaşmaya başladığı andan sonbahara kadar ben bu sepete meyvelerimi koyuyorum, insanlar meyvelerimi yiyince mutlu oluyorum dedi. Dünya insanlarla güzel olur yani insanlar ne kadar güzel olsa, medeni olsa, faydalı olsa dünya rahat oluyor, cennet gibi oluyor. Ömer dayı iyi niyetin çok güzel şeyler başarabileceğini gösterdi. Yüreğinden süzülüp dilinden dökülenler etrafında bulunan herkese mutluluk ve umut veriyor. İnsan iyilik yapmak için var diyor Ömer dayı. Beyaz Toprak Köyü'nün güzide insanlarından Ömer Çakır dayımız. Kendisi gerçekten eskilerden eskimeyen bir iyiliği tekrardan gün yüzüne çıkardı. Bu noktada hem aile geleneğinden gelme bir durum olduğunu söylüyor. Hem de insanlarla iyiliği, güzellikleri paylaşma adına böyle bir adım atmış. Bahçe yanından geçerken canları çekmesin diye yaptığı göz hakkı sepeti köylü halkını da memnun etmiş. Ömer dayıyı örnek alan köy halkı iyilik gelirse dünya güzelleşir diyor. Yoldan geçerken canımız çektiğinde burada elmalar var işte. Yiyoruz biz de burada. Faydalanıyoruz. Hayır için. Ali Ege Irmak. 4 yaşında. Ve bir hastalığı var. Haberimizde izleriz ama en güzel şey de şu. Tedavi gördü. 4 yaşında. İlk kez anne dedi. İzmirli Ali Ege Irmak, 4 yıldır halk arasında beyin felci olarak bilinen serebral palsi hastasıydı. Gördüğü hidroterapi küçük çocuğun mucizesi oldu. İzmir'de erken doğum sonrası beyin felci geçiren 4 yaşındaki Ali Ege'nin hareketleri hastalığı nedeniyle kısıtlıydı. Her yolu deneyen Irmak ailesi son çare olarak hidroterapi uygulamasını denedi. Geliyor musun? Geliyorum. Hadi bekliyorum. Bu karar onlar için mucizeyi getirdi. Gel. Ali Ege, suyun kaldırma kuvvetiyle yapılan hidroterapi tedavisiyle adım atmaya başladı. Evet, geldi. Hidroterapi küçük Ege ve ailesine umut verdi. Uçtuk. Dikkat tutun. Ege, 4 yıl sonra ilk kez anne dedi. Anne. İlk anneyi söyledi. O da benim için yeterli zaten. Tabii yani tabii Ayaz'dan daha farklı ama Ali Ege'nin anne demesi benim için daha farklı. Tedavinin olumlu sonuçlar vermesiyle Ege şimdi hem konuşuyor hem de yürüyor. Anne. Irmak ailesinin yaşadığı mucize diğer aileler için de umut oldu. Evet geldi. Yavru fil Deniz, yani adaşım, 3. yaşını kutladı. Doğum günü pastası meyvelerden oluştu. Yaşının ilerlemesiyle ağırlığı 1 tona ulaştı. İzmir'in sevimli fili Deniz, 3 yaşında. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen mütevazi doğum günü partisiyle 3 yaşına giren Deniz, özellikle çocukların ilgi odağı oldu. Fil Deniz'in yaşam alanına en çok sevdiği meyvelerle 3 rakamı yazıldı. Alice!
102 kilo olarak dünyaya gelen ve Türkiye'de doğan ikinci fil ünvanıyla kısa sürede herkesin ilgi odağı haline gelen Deniz, 15 dönümlük alanda yaşamını sürdürüyor. Genç kızla adımlarını atan Deniz'de, Türkiye'de doğan ilk fil olarak kayıtlara geçen ablası İzmir'in sıkı dostu ise gözlerden kaçmıyor. 6,5 yaşındaki İzmir, kardeşi Deniz'i bir an olsun yalnız bırakmıyor. Kitap okuyun, kitap okuyalım, kitap okutun. Anadolu'nun en büyük kitap fuarı Kahramanmaraş'ta kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın açılışını Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç yaptı. Dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nda yüzlerce kişi kitap ve yazarlarla buluştu. Farklı kültürlere dev sahipliği yapan fuarda 263 yayın evi, 262 şair ve yazar yer alıyor. Fuarın sürprizi nikah öncesi ziyarette bulunan Çiçeği Burnu'nda gelin ve damat oldu. Bizim çekimimiz vardı, dış çekimimiz. Dış çekimden önce illa beni zorladı kitap fuarına götüreceğiz. Şimdi kitabı çok seviyor, okumayı da seviyor. Fuara öğrencileriyle katılan öğretmenler renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar ilk defa böyle bir kitap fuarına geliyorlar. O yüzden çok mutlular. Ben de onları böyle bir imkan sağladığım için çok mutluyum. Bize bu imkanı sağlayan tüm büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Devamını da diğer iki yıllarda bekliyoruz. Fuarın kapıları 22 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak. 11 ülkeden 250 atlet Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yarım maraton koşusundaydı. Kocaeli Darıca Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 6. Uluslararası Darıca Yarım Maratonu koşuldu. Darıca Belediyesi önünden başlayan yarışın startını eski milli atlet olan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Darıca Kaymakamı Ömer Karaman birlikte verdi. Gencinden yaşlısına kadar yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı koşu renkli görüntüler oluşturdu. Dünyada en güzel ilaç yürüyüş. Ben onu öneririm. Gençlere başarılar. Yarım maraton koşusuna 11 ülkeden 1250 atlet katılırken halk koşusuna ise yaklaşık 6500 kişi katıldı. Çok eğlendik. Çok güzel bir organizasyon. Daha önceden burayı koşmuştum. Arkadaşlarımla beraber geldim. Çok eğlendik, çok güzel. Promosyonları da çok güzel. Çok iyi bir organizasyon olmuş. Koşuda erkeklerde Dira Radizilagan Hurizo, kadınlarda ise Kenya'dan Margaret Agayi birinci olurken, Türk milli sporcumuz Esma Aydemir ise yarışmada dördüncülüğü kazandı. Sporcularla birlikte koşuya katılan Karabaş adlı köpeğin finiş çizgisine varışı hayranlıkla izlenirken, sürpriz katılımcı köpeğe de madalya takıldı. Kendi ellerimizle doğamızı, dünyamızı katlediyoruz. Yapmayalım. Çünkü gelecek nesillere karşı bir sorumluluğumuz var. Onlara iyi bir gelecek, onlara yaşayabilecekleri, nefes alabilecekleri bir dünya bırakmak zorundayız. İşte nedeni bu haberde. Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Bakırçay büyük bir felaketle boğuşuyor. Kirliliğin artmasıyla yaşam alanları yok olan balıklar su yüzüne vurmaya başladı. Bakırçay 20 yıl önce ekolojik dengesini yitirmişti. Bölge sakinlerinin çevreye duyarlı girişimleri sayesinde kurtarılan canlı yaşamı bugünlerde yeniden tehdit altında. Siyah dönen rengiyle balıklar havalamadığı için su yüzüne çıkıyor. Yırca Soma arasında bulunan eski adıyla Yeni Göl'de balıklar teker teker ölüyor. Sen çevre birimine haber ver de abi, çevre birimine bir şey olsun. Bir zamanlar balık tutulabilen Bakırçay'da yaşam durma noktasına geldi. Bakırçay'ın kirlenmesiyle ilgili Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene'ye başvuru yapıldı. Ergene, balıklar ve derede yaşayan canlıların ölmemeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız diyerek olayın takipçisi oldu. Kirliliğin Bakır Ovası'ndan geldiği tespit edildi. Nehri kirleten işletmenin tespit edilebilmesi için incelemeler sürüyor.
Şimdi ekmeğin hikayesinin anlatıldığı sımsıcacık bir festival haberiyle devam ediyoruz. Haset Kaya'nın haberini izliyoruz. Türk kültürünün kutsal emaneti, sofraların bereketi, ekmeğin festivali olur mu demeyin. Binlerce yıldır insanoğlunun temel gıda maddesi olan ekmek, dünyaca ünlü şefleri Ankara'da bir araya getirdi. Binlerce ustayla on binlerce hamur yoğurdum. Ve ustalarımla beraber hep şunu düşünüyorduk. Türkiye'de hem sağlıklı ekmek konusu hem de ekmeğin doğru konuşulması gerektiğini düşünüyorduk. Bu anlamda da bir festivalle konuşabileceğimize karar verdik. Kazakistan, Kırgızistan, Türk Cumhuriyetleri, Almanya, Arjantin, Belarus, Fas, Güney Afrika, İsrail, İtalya, Ukrayna ve daha birçok ülkenin stand açtığı fuar Ankaralılardan yoğun ilgi gördü. Şimdi bu daha güzel olacak, kokulu olacak çünkü tarçın kokacak. Buyurun, çok güzel. Burası da fena değil, Cihabat'a ekmeği alıyoruz. Trabzon Çarşıbaşı Yavuzköylüyüm ama Ankara'da oturuyoruz. Eski kültürümüzü genç nesillere tanıtmak için böyle bir uygulama yapıyoruz. Başkent bugün dünyanın en büyük ekmek festivallerinden birine ev sahipliği yapıyor. Arjantin'den Azerbaycan'a, İtalya'dan Türkmenistan'a birçok ülke burada. Bol miktarda mineral ve protein içeren ekmek toplumların en önemli besin kaynağı. Peki iyi bir ekmeğin sırrı ne? İyi bir ekmeğin sırrı yavaş mayalanması. Zaten böyle açılınca anlarsınız, böyle güzel güzel kat katı ayrılır. Tekneyi koyduğunuz andan fırından çıkarana kadar olan aradaki süreci iyi okuyabilmektir. Sizce iyi bir ekmeğin sırrı ne? İyi ustaymış ya, öyle söylediler. Ekşi maya tam buğday, balina ekmeği deniyor. Taşıyabilir miyim ben? Vallahi kuvvetli birisine benziyorsun, taşırsın herhalde. Ben daha fazla kaldıramıyorum ekmeği. Eğer ekmeğin hikayesini dinlemek ve farklı ülkelerin ekmeklerini tatmak isterseniz, Uluslararası Ekmek Festivali 15 Ekim'e kadar ziyaretçilerini bekliyor. Tek bir cümle söyleyeceğim. Güçlü kadın, güçlü ekonomi. Güçlü kadın, güçlü ekonomi. İzmir'de kadınlar aslında pek çok yere göre çok da güçlüler. Ama desteğe ihtiyaçları var, planlamaya ihtiyaçları var, alanların kendilerine açılmasına ihtiyaçları var. Asuman Özdemir ve Didem Aras, Güçlü Kadın, Güçlü Ekonomi projesine katıldı. Artık onlara usta diye sesleniliyor. Proje sayesinde hem bir işim var, hem hayalimdeki mesleğe kavuştum. Artık güçlüyüz. Biz güçlüyüz, ekonomiyi de güçlendireceğiz ve çok güçlü ailelere sahip olacağız. İzmir'de Ege Bölgesi Sanayi Odası, KOSGEB, İŞKUR, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Milano Sanayi ve Ticaret Odası işbirliği ile 95 kadına pastacılık ve fırıncılık eğitimi verildi. Kadınlar neden evinde oturuyor, çocuk bakıyor? 95 kadın 400 saatlik eğitimi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin meslek fabrikasında aldı. İŞKUR'da kursiyerlerin sigortasını yaptı. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Erdal Yorgancılar eğitimin sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi. 100 kişi meslek fabrikasında eğitim aldı. 400 saatlik mesleki eğitimini tamamlayan 95 bayan arkadaşımız 75 tanesini de işbaşı eğitimine gönderdik. 50 kadın KOSGEB tarafından girişimcilik eğitiminden geçirildi. 48 kadın da girişimcilik projesi geliştirdi. KOSGEB İzmir Güney Müdürü Mustafa Çanakçı da kadınların iş gücüne katılımının önemli olduğunu vurguladı. Kadına bir pozitif ayrımcılık yapılmakta. Yine girişimcilik destek programında da kadına yönelik bir pozitif ayrımcılığımız var. Konuşmaların ardından 95 kadına sertifikaları verildi. Renk renk, çeşit çeşit ayakkabıların yer aldığı bir fuar vardı İzmir'de. Belma Yücel o fuarı izledi. Fuar sadece ayakkabı sektörüne değil, İzmir'e bir katkı sağlıyor, İzmir'in turizmine bir katkı sağlıyor. Çeşit çeşit modeller, renk renk ayakkabılar, ayakkabı sektörü düzenlenen bu fuarlarla güçleniyor. Günlük yaşamımızın en önemli ihtiyaçlarından olan ayakkabı ve çanta fuarı İzmir'de açıldı. Kadınlar merakla bekliyordur eminim. Bu senenin modası nedir, hemen soralım. Artık moda şöyle bir şey, o kadar frapan değişik şeyler üretiliyor ki genelde parlak renkler yeni ön plana çıkıyor. Bugün dünya markalarının spor ayakkabılarına parlak renkler kullanıldığında insanlar şaşırmıştı ama bütün gençler artık onları giymeye başladı. Ayakkabı sektörü İzmir'de buluştuğu 42. İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nda profesyonel ziyaretçi sayısının 15 bini geçmesi bekleniyor.
Ayakkabı sektörü İzmir'de en önde gelen sektörlerden. Yerli üretim yapabilecek kapasitenin üstünde bir kapasite var ülkemizde. Yani sanayicimiz kuvvetli, destekliyorlar bizi. Fiyatlarımız uygun Avrupa'ya göre. Türkiye'de kadınların giydiği ayakkabının %40'ı İzmir'de üretiliyor. 81 ilimize İzmir'den mal üretiliyor. Ayakkabı ve çanta fuarına katılım yoğun oldu. Efendim, bunları siz mi üretiyorsunuz? Yerli evet, üretim mi bunlar? Biz üretiyoruz. Yerli üretim, kendi üretimimiz bu. İzmir, Şükkent'te biz üretiyoruz bu ayakkabıyı. Günlük giyilebilecek bir ayakkabı. Rahat bir ayakkabıdır. Bu konuda katlayıp cebine de koyabilirsiniz bunu. Sektör firmaları fuarlarla uluslararası pazarlara açılma imkanı buluyor. Efendim, İstanbul'dan katılıyoruz. Türk ürünlerini 60 tane dünya ülkelerine satış pazarlamasını yapıyoruz. Erkek ayakkabısından çantaya, gelinlik ayakkabısından aksesuarlara, çocuk ayakkabılarından kadın ayakkabılarına pek çok ürün grubunun sergilendiği fuar 20 Ekim'e kadar açık olacak. Ulusal Kanal izleyicileri artık onları yakından tanıyor. Cumhuriyet Kadınları Korosu bu kez Edirne'de bir huzur evinde yaşlılar için söyledi. Cumhuriyet Kadınları Korosu Edirne Huzur Evi sakinlerine renkli dakikalar yaşattı. Bu eğlenceli anlarda onları Trakya Üniversitesi öğrencileri yalnız bırakmadı. Öğrencilerle birlikte doyasıya eğlendiler. İki kuşağın bir araya geldiği o anlarda huzur evi sakinleri moral ve destek depoladı. Çok sevdim. Neler yaptılar? Ya işte oynadılar, kaldırdılar, türkü söylediler, mani söylediler, söylediler. Her sene genç üniversite öğrencileriyle büyüklerimizi bir araya getirmek için bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Çok güzel eğleniyoruz. İki oldu eğlence oluyor burada. Daha önce de yapıldı. Daha önce de yapıldı. Pasta kestik, pasta yedik. Türkiye İş Bankası'nın 93 yıllık reklam serüveninin anlatıldığı bir sergi açıldı Eminönü'nde. Şimdi dilerseniz o sergiye bir gidelim. Türkiye İş Bankası'nın 1924 yılından itibaren başlayan reklam tarihi, İş Bankası İftiharla Sunar adlı sergide bir araya geldi. Türkiye İş Bankası'nın geçmişten günümüze olan birikimi Sirkeci'deki bu tarihi binada buluştu. Sergi ziyaretçilerini İş Bankası'nın 93 yıllık tarihi boyunca kendini güncelleyen bir reklam yolculuğuna davet ediyor. Ziyaretçilerinin ilgiyle karşıladığı sergide 450 reklam filmi, 400'e yakın basılı yayın ve 60 kadar özgün nesne yer alıyor. Galiba yeni yıl programlarında sizlerle baş başa kalmamız kifayet etmeyecek. Serginin küratörlüğünü İzzettin Çalışar yapıyor. 93 yıla yayılan reklam ürünlerinin bir araya geldiği ve hepsini birden sergilenebildiği bir örnek duymadım. Varsa çok merak ediyorum onlar hangi yöntemleri bulmuşlar, ama biz karşımıza bu hazineyi koyduğumuz zaman nasıl sergileyebiliriz diye düşündük. Yani burada da zaten sergi tasarımını yapan Cem Kozar'ın çok parlak yöntem önerileri ve tasarım çözümleriyle ilerledik. Sergide Atatürk köşesi ve Zeki Müren'in reklam sesinin olduğu radyoya da yer veriliyor. Olmaz bir pozitif tepkiyle karşılanıyor. Özellikle Zeki Müren'in tane tane okuma tarzı ve... Sergi Mart'ın sonuna kadar ziyaretçilerine açık olacak. Bakalım bu hafta vizyona hangi filmler girmiş? İzleyiciyle buluşacak. Edway Chandon'ın yazıp yönettiği film, şarkıcı olmak isteyen genç bir kızın çıktığı bu yolda yaşadığı mücadele. Percy, I gotta come clean with you about something. What? So I told you about my brother, yeah? Bir soyguna kalkışan ama o soygunun altından kalkamayan Johnny ve Nick isimli iki kardeşin hikayesini konu alan soygun, dram ve suç türünde. Is this place where we are now? Can be a lot of fun if you let it. You're gonna have a good time. Şimdi...
Şimdiki film aksiyon meraklılarının ilgisini çekecek. Uzaydan gelen fırtına, iklim kontrolü için geliştirilerek yörüngeye yerleştirilen uydu ağının dünyaya saldırmasıyla oluşan felaketleri anlatıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Dean Devlin oturuyor. Çanta bırakılacak! Bırak! Nerelisin sen? Ağrı. Ben de afiyem işteyim ha. Hadi canım. Bu hafta vizyona giren yerli yapımlardan Bölük, yollara kışla da kesişen bir bölük askerin hikayesini anlatıyor. Filmin yönetmeni Aytaç Ağarlar, askerlik zamanında başına gelenleri 3 ayrı karakterde bu filmde anlattı. Güçlü olacak o kolların, say asker bakmasına say. Hesap vermek istemiyorsan güçlü olacak kolların, say. Bahar ben. Benim adım da Hakan. Hayvanlarla ilgili bir işçisin değil mi? Çok özür dilerim ya, veterinerim ben. Sıradaki film romantik komedi severler için. Murat Yıldırım'la Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı ilk öpücük, her gün hafızasını kaybeden Bahar karakteriyle onu her gün kendine aşık etmeye çalışan Hakan'ın hikayesini anlatıyor. Mücahit yedi sapık var. Geliyorum hoca hanım. Yapma, yapma, yapma sana bana. Hayatınız nasıl gidiyor hiç bilmiyorum. Size tam bir masa ayırdık, haberiniz olsun. Dört mü? Dört kişi. Siz dört kişisiniz, dörtte. Bir diğer yerli romantik komedi yapımı Damat Takımı. Doğacan Anafarta'nın yönettiği film, liseden beri birlikte olan 5 yakın arkadaştan birinin evlilik kararı almasıyla yaşanan komik olayları konu alıyor. Çünkü beraber yanacaksın. Affedersin ya, ben seni dinleyemedim. What have we here? Renkli animasyon dünyasından vazgeçmeyenler için vizyona giren bir diğer yapım Bak Şu Leyleğe. Film kendini leylek zanneden ama aslında bir serçe olan Richard'ın leylek ailesine onlardan biri olduğunu ispat etmek için Afrika'ya doğru çıktığı yolculuğu anlatıyor. Gelecek hafta yine aynı saatlerde biz burada olacağız. Siz de umarım ekranları başında olursunuz diyelim. İyilikle, güzellikle kalın. Hoşça kalın.